Çinliler yemek konusunda pek seçici değiller. Peki neden mi böyle diyoruz? Çinlilerin ilginç yemeklerinden ve yemek alışkanlıklarından bahsedeceğimiz videomuzu izledikçe niye böyle söylediğimizi iyi anlayacaksınız. İşte karşınızda Çinlilerin en ilginç yiyecekleri. Bir, örümcek. Görmeye bile tahammül edemediğimiz, birçok kişinin fobisi haline gelen örümcekler, Çinliler için dünyanın en lezzetli yiyecekleri. Çin mutfağında kızartılarak tüketilen örümcekler, genelde sokaklarda atıştırmalık olarak satılıyor. Örümcekler elbette herkesin damak tadına uygun değildir. Bunun yanında ülkede dünyanın en tehlikeli örümcek türü olan tarantula da yenilmektedir. Çinliler büyük, tüylü bacaklı ve zehirli bir örümcek türü olan tarantulayı kızartarak yemekten büyük keyif alıyorlar. Üstelik tadının enfes olduğunu söyleyenler de mevcut. Sarımsak ve tuzlu bir sosa bandırılıp kızgın yağ atılarak hazırlanan kızarmış tarantulanın genellikle sadece kolları ve üst gövdesi yeniyor. Peki siz kızartılmış tarantula yer miydiniz? 2. Pidan. Yüzyıl yumurtası da denilen pidan, Çin mutfağında konserve gıda ürünü. İşleme yöntemine bağlı olarak birkaç haftayla birkaç ay boyunca ördek, tavuk veya bıldırcın yumurtası, kil, kül, tuz, çabuk kireç ve pirinç kabukları karışımı içinde muhafaza edilerek hazırlanıyor. İşlem sırasında yumurta sayısı koyu yeşilden gri renge dönüşüyor. Mevcut olan hidrojen sülfit ve amonyak nedeniyle kremsi bir kıvamda ve güçlü bir tada sahip. Yumurtanın beyazı ise tuzlu bir tada sahip koyu kahverengi yarı saydam bir jöle haline geliyor. Görünüşü iştah açmasa da bu tuhaf yumurta da Çin'de afiyetle yenilmektedir. Bildiğiniz gibi Çinliler Tong Zidan adında bakir erkek çocuklarının idrarında pişen yumurtaları da afiyetle yiyorlar. Peki siz kahvaltıda yumurtanızı nasıl alırdınız? Çinliler gibi mi yoksa Türk usulü mü? 3. Tong Zidan. Sırada belki de videomuzun en çılgın Çin yemeği var. 10 yaşını doldurmamış erkek çocuklarının idrarında yumurtaları haşlayan Çinliler sonra bu yumurtaları afiyetle yiyorlar. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda bu şekilde pişirilen yumurtaların zannedilenin aksine sağlığa çok zararlı olduğu ortaya çıkmış. Bu yüzden Çin'e giderseniz gelen yumurtanın Tong Zidan adı verilen bu bakir çocuk yumurtası olup olmadığını mutlaka kontrol edin. 4. Kırlangıç çuvası çorbası. Kırlangıç çuvalarından yapılan bir yemeği yer miydiniz? Bu tat muhtemelen birçoğunuzun damak zevkine uymayacak. Ancak Çinliler kırlangıç çuvasından yapılan çorbayı çok seviyorlar. Kırlangıçların tükürükleriyle yaptıkları yuvalar Çin mutfağının en pahalı ve en lezzetli yiyeceklerindendir. 1 kilogram fiyatı yaklaşık 3000 dolar olan bu yemeğin bu kadar pahalı olmasının elbette ki bir sebebi var. O da kırlangıçların yuvalarını uçurumun kenarlarına yapmaları. Kırlangıç yuvalarını toplayanlarsa bu süreçte hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu da doğal olarak yemeğin fiyatını oldukça yükseltiyor. 5. Yarasa çorbası. Çinliler demişken yarasalardan bahsetmezsek olmaz, öyle değil mi? Her ne kadar çoğunuz yarasa çorbası olabileceğine ve hatta birilerinin bu çorbayı içebileceğine inanmasa da maalesef Çin'de ve birçok uzak doğu ülkesinde bu tuhaf yemek çok beğenilerek tüketilmektedir. Fakat bu tuhaf yemek eğer doğru pişirilmezse oldukça tehlikeli hale gelebilmektedir. Yarasaların etinde bulunan parazitler ve patojenler kişilerin Alzheimer ve Parkinson gibi ciddi hastalıklara yakalanmalarına yol açıyor. Yarasalardan elbette sadece çorba yapılmıyor. Başta Çin olmak üzere dünyanın birçok yerinde yarasalar kızartılarak ya da değişik sebzelerle kavrularak da tüketilmektedir. Ancak yarasalar birçok virüsü barındırdıkları için yenilirken çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü yarasalardaki virüsler kolayca insanlara geçip ciddi rahatsızlıklara hatta salgınlara neden olabilir. Bu yüzden çok sayıda uzman yarasaların tüketilmesi konusunda insanları ciddi şekilde uyarıyorlar. 6. Kırk ayak. Kırk ayak mı, yok artık bu kadar da değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak hepimizin korkudan arkasına bakmadan kaçtığı kırk ayak, Çinliler için lezzetli bir atıştırmalık. Gördüğünüz gibi kızartılmış kırk ayakları atıştırmalık niyetine tüketiyorlar.
Bunun dışında kırkayak başta Çin olmak üzere diğer birçok uzak doğu ülkesinde de sevilerek tüketiliyor. Şişlere takılarak pişirilen kırkayakları ayrıca henüz canlıyken yiyenler de mevcut. Peki siz kırkayağınızı nasıl yerdiniz? Çiğ mi yoksa pişmiş mi? 7. Kurbağa. Çinlilerin yemek menülerine bakınca sanki ıssız bir adada aç kalmış gibiler, öyle değil mi? Kurbağa yemeleri de bunun bir diğer ilginç örneği. Biliyorsunuz kurbağalar bataklık gibi sulak alanlarda yaşarlar. Bu yüzden de onların temiz hayvanlar olduklarını söylemek oldukça güç. Ancak Çinliler için temizliğin pek de önemli olduğunu düşünmüyoruz. Yakaladıkları kurbağaların derilerini yüzen Çinliler daha sonra baharatlarla tatlandırıp onları kızgın yağda kızartıyorlar. Genelde sokaklarda satılan kurbağalar çokça tercih ediliyor. Yetişkin kurbağaların yanında protein niyetine canlı canlı kurbağa yavrularını da tüketiyorlar. Peki siz kurbağa yer miydiniz? 8. Tüysüz ördek veya tavuk embriyoları. Yok artık diyeceğiniz bir diğer Çin yemeğinde sıra. Çin'de döllenmiş tavuk ve ördek yumurtalarının canlanmasına izin vermiyorlar. Çünkü Çinliler henüz doğmamış bir tavuğu yumurta halindeyken haşlayıp yiyorlar. Bunun yanında Çinliler ördek dili de tüketiyorlar. Ördek ağzındaki bu küçük yağlı organın yoğun bir ördek aromasına sahip olduğunu söylüyorlar ve bir güzel yiyorlar. 9. Penis. Çin'e gittiğinizde aç kalma ihtimaliniz gerçekten çok yüksek. İşte Çin'in yemek menüsünde yer alan bir diğer ilginç yemek. Çinliler eşek, geyik, koyun, öküz, at, köpek, boğa, kaplan gibi hayvanların cinsel organlarını yiyorlar. Bir hayvanın cinsel organlarını tüketmenin cinsel gücü artırdığına inanılmaktadır. Bunların dışında horozun testislerini de yiyorlar. Horozların testisleri düşündüğünüzden çok daha büyüktür. Çinliler onları cerrahi işlemlerle çıkarıp, pişirip afiyetle yiyorlar. 10. Yılan safra kesesi ve yılan çorbası. Midenizi bulandıracak bir diğer yemekte sıra. Geleneksel Çin tıbbı, yılan safra kesesinin zayıf görme yeteneğini geliştirmek ve daha iyi bir sağlık için tüketilebileceğine inanmaktadır. Ama kim daha iyi bir göz için bu kötü yemeği yemek ister ki? Öyle değil mi? Çinlilerin tükettikleri ilginç yiyeceklerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu yiyeceklerden hangisini ya da hangilerini yerdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.